Ege Ordusu Komutanı'nın FETÖ'den tutuklanan Emir Subayı Binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Silahlı Terör Örgütü üyesi olmakla suçlanan Binbaşı Öztürk'ün 15 yıla kadar hapsi istendi. Türkiye'nin NATO'dan bağımsız olan tek ordusu Ege Ordusu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin tutuklanan Emir Subayı Binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianame 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İstihbarat Subayı Fevzi Öztürk'ün silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alması istendi. İddianamede binbaşı Fevzi Öztürk'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerinden sorumlu mahrem imam L.C. ile örgütsel faaliyetinin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edildiği belirtildi. İddianamede Mahrem İmam'ın Emir Subay'ını operasyonel hattan aradığı tarih ve saatler yer aldı. Aramaların yapıldığı dönemlerde Binbaşı Fevzi Öztürk'ün Ege Ordu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin Emir Subay'ı olduğu kaydedildi. İddianamede Emir Subay'ı ile Mahrem İmam'ın GSM hatlarından bazı istasyon verilerinin eşleştiğini gösteren haritalara da yer verildi. Ayrıca tutuklu Emir Subay'ının FETÖ soruşturması geçiren şahıslarla da irtibat kurulduğu ifade edildi. Emir Subayı Fevzi Öztürk'ün 12 Mayıs 2015'te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ME isimli askeri personelle beraber kaldığı tespit edildi. Bu otelde aynı tarihte kalan ve ayrılan şahısların çoğunun askeri personel ve FETÖ'den işlem gördüğü bilgisi aktarıldı. Ege Ordusu Komutanı'nın tutuklu emir subayı Fevzi Öztürk görüşmeleri kabul etti. Ancak örgütsel bir faaliyet olmadığını iddia etti. Telefonla gelen aramalara yanıt verdiğini belirten Öztürk, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemedi.